Evet, en çok gelen sorulardan biri karda zincir mevzusu vardı. 4x araçlara takılır mı, takılmaz mı? Hangi lastiğe takılır, ne yaparız, ne ederiz? Şimdi çok fazla kar olmasa da sizin için küçük bir demo çekeceğiz burada. Evet, karda 4x4'lere zincir. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun zamandır Türkiye'de offroad programları çekiyoruz biliyorsunuz. Bir kısmınız takipçimizsiniz, bir kısmında belki ilk defa bizi seyredenler oluyor diye hatırlatıyorum. 10 yıldır aşağı yukarı Türkiye'nin her tarafında İzci Team ekibiyle birlikte offroad programları çekiyoruz. Son zamanlarda tabii kış mevsiminin içinde olduğumuz için de çok fazla 4x4 araçlarda lastik seçimi ve zincir seçimiyle ilgili sorular geliyor. İstedik ki bu sorulara cevap niteliğinde küçük bir program çekelim. Şimdi arkadaşlar, bilinen bir yanlış var. Sanki 4x4 araçlara zincir takılmazmış gibi düşünülüyor. Hayır, kesinlikle zincir takılır. Zaten Türkiye'de şöyle de bir yanlış var. Yani bu gördüğünüz kar zinciri değil, patinaj zinciri. Yani karda ve çamurda da takılabilir. Özellikle ormancılar kamyonlara ormanın içinden kütük çekerken, odun çekerken mutlaka zincir takarlar. Traktöre takılır. İş makineleri, kar makineleri, karla mücadele araçları çamurda ve karda mutlaka zincir takarlar. Onun için bunun adı patinaj zinciri. Kar zinciri değil yani. Sadece karda takılmaz. 4x4 araçların tamamına yakınında zincir kullanılabilir. Çünkü lastikler bir yere kadar kifayet ediyor. Ondan sonra araç patinaja düşüyor. Onun için özellikle şöyle bir bilgi vereyim. Eğer 4x4 aracınızda ön arka kilit varsa arka tekerleklere takabilirsiniz. Yani örnek vermek gerekirsek her aracın çekiş sistemi birbirinden farklı. Mesela bizimkiler 75-25. 75 arkalar çalışır, 25 önler çalışır. Lada 60-40 çalışır. Onun için eğer ki kilidiniz varsa, yani her iki tekerlekte aynı oranda, aynı hızda dönüyorsa arkalara takın. Zincir bir de arkadaşlar sadece çıkmak için değil. Hep böyle şey yapıyoruz, yanlış bir algı var. Ya işte zincir takmaya gerek yok, ben buradan bu karda yukarı çıkarım. Çıkarsın ama inebilir misin? Yani bu arabalar 2,5-3 ton ağırlığında arabalar. İnerken bu sefer ne yapacaksınız? Onun için zincir mutlaka kış aylarında hiç çekinmeden takabilirsiniz. Tabii zinciri takmak da kolay değil. Çünkü karda, kışta, soğukta mutlaka benim size tavsiyem gireceğiniz parkura gelmeden önce artık ben bu parkurda mutlaka zincir kullanabilirim dediğiniz güzel bir noktada takın ki parkurun ortasında kaldıktan sonra arabayı hareket ettiremezseniz çok zulüm olur zincir takmak. Onun için havayı koklayın. Güzel bir noktada evet artık ben zincir takabilirim dediğiniz noktada rahatça zinciri takabilirsiniz. Diğer 4x4 yani %100 kilidi olmayan 4x4'lere de şunu tavsiye ediyorum. Gene böyle bir algı var. İşte arka, sağ, ön, sola takalım. Bu da olabilir. Yani elinizde zincir yoksa, çünkü zincirler ikişerli takımlar halinde satılıyor. Ama bana sorarsanız dünyanın parasını veriyorsunuz bir 4x4 araç almak için. Mutlaka 4 adet her lastiğe uygun ölçüde zincir alın ve 4'üne birden takın. Frenajda çok rahat edersiniz. Çekişte de çok rahat edersiniz. Şimdi bizim lastik ölçümüz 2.85-75-16. Zincirimizi de ona göre aldık. Mahmuzlu merdiven tip zincir. Özellikle buzda çok güzel iş yapar. Mahmuzları dışa gelecek şekilde zinciri, tekerinizi, takacağınız tekerin yarısına denk getirecek şekilde yere seriyorsunuz arkadaşlar. Mahmuzlar dışarıya bakacak. Zincirin gergi kolları, bakın bu taraftaki gergi kolu farklıdır. Bu taraftaki gergi kolu farklıdır. Bu gergi kolu, uzun olan kanca tipli gergi kolu size bakacak. Lastiğin bu tarafına, dış tarafına bakacak. Mahmuzlar bize bakacak. Tam ortasından geliyorsunuz. Şöyle bir sirkeliyorsunuz zincir kendine gelsin diye. Zinciri lastiğin içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Gergi kolları dediğimiz gibi dışarıya bakıyor. Zincirin her iki tarafında da gergi kolu var. Unutmayın. Arka taraftaki gergi kolunu arabayı hareket ettirmeden içeriye veriyoruz. Evet, arka taraftaki gergimizi taktık. Şimdi zinciri, tekerleğimizi
çeyrek tur gelecek şekilde ön tarafa alacağız. Şimdi bu taraf artık boşa çıktı. Tabii bu işleri yaparken mutlaka eldiven takın arkadaşlar. Evet, şu an artık zincir lastiğimizi güzelce sardı. Bunda yani zincirden iyi bir performans almak istiyorsanız gergin olmasına dikkat edin. Acele etmeyin. Evet, şu an güzel bir şekilde zincirimizi ilk montajını yaptık. Şimdi arkadaşlar, bunu isterseniz buraya da alabilirsiniz. Ama ne kadar gergin olursa güzel olur. Mesela ben şimdi şurası kurtaracak gibi gözüküyor. Hatta bir tane daha. Bunu geçirdikten sonra arkadaşlar, elinize dikkat ederek bunu bastırarak buraya aldık. Bu fazlalığı zincirin üzerine, bunun kopçası var. Beyaz bir kopçamız vardı arkadaşlar, onu alayım. Kopça ile buraya sabitliyoruz. Ondan sonra zincirimizin gergi lastiği var. Bu olmazsa olmaz. Gergi lastiğimizi alıyoruz. Zinciri germeye başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar, zinciri taktık, iş bitti diye düşünmeyin. Aşağı yukarı bir 100 metre bu şekilde zincirin üzerinde yürüyün ki zincirin boşluklarını lastik ve zincir kendi kendine alabilsin. Zinciri taktıktan sonra özellikle 50 kilometre hızların içinde kalmaya çalışın. 100 metre gittik. Tekrardan gergi kolunu gevşetiyoruz. Eğer boşluğu varsa tekrardan boşluğunu alıyoruz. Tekrardan kilitliyoruz. Ön tekerleklere takılan zincir kar bittikten sonra kesinlikle kullanılmaması lazım. Çünkü ön takıma ciddi zararlar verebilir. Yani ülkemizde çok fazla kar yağmıyor büyük şehirlere. Yağsa da temizleniyor. Ama aracınızda bir zincir olsun. Kış lastiği zincir kadar iş yapmaz. Ama kış lastiği de çok kullanılan bir lastik çeşidi. Ama dediğim gibi bizim tarzımızda daha ekstrem yerlere, karda, kışta gitmek istiyorsanız arabanızda en az bir takım zincir olmasında fayda var. Eğer 4x4 aracınızla romork, karavan, tekne ıvır zıvır çekiyorsanız mutlaka arkadaki çektiğiniz trailere ya da karavana zincir takın. Çünkü tırcılar çok iyi bilir. Makaslama dediğimiz, yani sizin önündeki aracınız ne kadar stabil olursa olsun frenaja başladığınız zaman arkadaki özellikle romorklarda fren ayarını yapamazsınız. Fren gelir, otomatik olarak devreye girer ve sert bir fren yaptığınızda romork ekseninden çıkar, yanınıza kadar gelebilir. Onun için eğer aracınızda 4 tane zincir var ise benim size tavsiyem 2 tanesini romork ya da trailere takın, 2 tanesini de aracınıza takın. Zincir takmak aslında çok zor değil ama doğru noktada, doğru yerde takıp çıkarabilirsiniz. Karayollarında kışla mücadele çalışmalarında çok fazla tuz kullanılıyor. Onun için zinciri kullandığınız noktalarda mutlaka zincir tuzdan etkilenebilir. Her ne kadar galvaniz kaplama olsa da benim size tavsiyem, işiniz bittiği zaman güzel sabunlu bir suyla zincirinizi yıkayın, kurutun. Bir sonraki sezona kadar güzel çuvalında saklayabilirsiniz. Zincir hayat kurtarıcı bir şey. Mutlaka iki takım zinciriniz, en az iki takım zinciriniz bagajınızda olsun. Gayet güzel gidiyor. Dediğim gibi 50 kilometre hızı geçmemeye gayret edeceğiz. Çünkü bu geçici bir kurtarma yöntemi. Ne araca zarar verin ne de dağ başında zincirsiz kalın. Çünkü zincir koparsa bir daha zincir bulmanız çok zor olabilir. Onun için yavaş yavaş gidiyoruz. Evet, şimdi aynı güçte bir Prado'muz daha var. Şimdi onu zincirsiz MT lastiklerle benim çıktığım, gittiğim yerden bir de onu gönderelim. Bakalım aradaki farkı görebilecek miyiz? Bakın, araç şu an patinaj yapmaya başladı farkındaysanız. Bakın, görüyorsunuz patinaj yapıyor. Burayı belki çıkabilir. Burayı çıkmakla ilgili sıkıntı değil. Düşünsenize bu şekilde kardan, buzdan aşağıya indiğini. Evet,
Bakın ne kadar zorlanıyor. Hop, hatta orada kalmış olabilir bile. Bakın özellikle şunu söyleyeyim. İnsanlara böyle yeni yağmış karda güven geliyor. Fakat şu an bu kar eski bir kar. Artık kristalize olmuş, buzlanmış. Bu karda benim diyen 4x4 bile zorlanabilir. Onun için her zaman dediğimizi tekrarlıyorum. Bu işte, bu güzel işte yani offroad'ta önemli olan güvenlik. Her şeye para buluyoruz. İki takım zincir de arabamızda olacak arkadaşlar. Demek ki özetlersek zincir sadece karda kullanılmıyor. 4x4 araçlarda da zincir kullanılabilir. Bunun örnekleri var. Eğer 4x4 aracınızın içinde iki takım zincir varsa benim size tavsiyem arka tekerleklere takmanız. Çünkü genelinde arka tekerleklerdeki itiş daha fazladır. Üçüncüsü hani böyle bir şey vardır. Zincir takmak zor, kimse takamaz, şey yapamaz, zorlanırsınız. Hayır, bir takım zincir alın. Evinizde, otoparkınızda dahi antrenmanlarla bunu takabilirsiniz. Bu kadar zor değil. Sadece kış lastiğine güvenmeyin. Kaliteli, kalibre zincirden yapılmış galvaniz zincirlerden alın. Çünkü piyasada çok ucuz zincirler var. İnsanlar bunlara güvenip yola çıkıyorlar. Ondan sonra zincir 100 metre, 200 metre gidiyorsunuz. Çat çut kopuyor. Alırken de kaliteli bir yerden güzel bir zincir almanızı tavsiye ederim.